Yurtta yalnız kalmak istediğinde nerelere saklanırsın? Yurtta yalnız kalmak istediğinde ne yapıyorsun? Yurtta yalnız kalmak istediğin zaman ne yapıyorsun? Yurtta yalnız kalmak istediğinde bizim hemen böyle şey var. Komple Çanakkale'yi ayaklar altına alan bir mekanımız var. Oraya gidiyorum yani. Tepedeyim aynen yalnız kalmak için. Ben yalnız kalmak istediğimde yurda gitmiyorum. öyle bir ortam yok orada. Yalnız kalmak istediğim zaman ne yapıyorum? Genelde yalnız kalıyorum zaten. Ev arkadaşım nereden çıktı? O da arkadaşım geç geliyor. Ya da o uyuyor oluyor vesaire falan filan. Ya da herkes bir odaya toplaşıyor. O yüzden genelde yalnız kalıyorum zaten. Yalnız kalıyorum. Yurt arkadaşım hep odada. Çıkmıyor hiç. Daha çok arka bahçeye gidiyordum. Orada kimse olmuyordu. Arka bahçede daha çok böcekler ve bitkiler oluyor. O yüzden orayı seviyorum. Güzel. Bahçe. Bahçede bir köşe var orada. Yurtta çok... Aslında ben çok yalnız kalmayı sevmem. Yalnız da kalmıyordum o yüzden. Aslında odam genellikle zaten boş ama yani odanın kendine... yurdun kendine bir bahçesi var. Arka tarafı gayet uygun. Yatak odası kısmı var, çalışma odası kısmı var. Arkadaşlarım hangi odada değilse genelde orada oluyorum yani. Şey var, bu şey yapabileceğimiz, bir yer var, oturabileceğimiz tek başımıza blokların arasında oraya giderim. Yalnız kalmak istediğimde ne yaparım? Ya genellikle kitap okurum, yani yalnız kaldığım zamanlarda. İstediğimde de odadan kovalarım ya. bizim salon var. Ya arkadaşımla falan konuşacağım zaman veya canım sıkıldığı zaman ya pansiyonun önüne çıkıyorum, orada sandalyeler falan var, oraya oturuyorum ya da salona falan gidiyorum, orası genelde boş oluyor. Mescide. Her yurtta yok bazen ama şimdiye kadar kaldığım yurtların hepsinde vardı. Pek kimse gelmez zaten oralara belli vakitlerde. Mescide saklanırım. Nerelere saklanırım? Saklanacak bir yeri yok ki. Yer zaten birileri var veya da yani hiçbir yeri yok yani gizli saklı bir şey. Dolabın içine saklanayım desem olmaz yani küçücük dolap.